Selamlar, yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta fark etmediğiniz 12 detaya bakacağım. 12 detay olduğu için bu videoya fazladan 2000 beğenecek isteyeceğim arkadaşlar. Normalde detay videolarına 65.000 beğeni atıyordunuz. Çünkü geçen detay videoma 65.000 beğeni geldi arkadaşlar. Fakat bu videoya 2 detay fazladan olduğu için 67.000 beğeni istiyorum arkadaşlar. 67.000 beğeni atabilir misiniz? 67.000 like gelirse benim için güzel olur. Çünkü 2 tane detayı fazladan koydum. Diğer detay videosunda da koyabilirdim bunları. Ayrıca şu an itibariyle tam 8000 abone eksiğimiz var. 8000 abone sonra, yani 850.000 abonede bir çıkartana kadar Balyen'in videosu sizlerle birlikte olacak. Ve arkadaşlar 900.000 abonedeyse Krum çıkartana kadar Kuş Cemil'in videosu sizlerle birlikte olacak ve inşallah Krum'u o videoda çıkartabileceğim arkadaşlar. 1 milyon aboneyse Mor Sistem'le ilgili bir planım var arkadaşlar. Bu arada bunu da söylemek istedim. Abone olmak tamamen ücretsiz bir şey. Şu an abone olup beni destekleyebilirsin. Bence abone ol. Bu detayları sizlerin bana Instagram'dan gönderdiği gönderiler ve arkadaşlar sizin gönderdiğiniz yorumlar sayesinde buldum. Toplam 12 tane detaya bakacağız. İlk detayımızdan başlayalım. İlk detayımızı ben buldum arkadaşlar. Daha doğrusu çoğunuzun az çok tahmin edebileceği bir detay. Dükkana gelirseniz, dükkanda arkadaşlar elmas fiyatlarına bakarsanız karşınızda önemli bir şey söylemek istiyorum size. Bu elmas fiyatları 2 sene öncenin dolar kuruyla düzenlemiş elmas fiyatları. 2 sene önce Türk lirası dolar karşısında değer kaybedip 1 liraya çıkmıştı. Ve Brawl Stars'a hemen elmas fiyatlarını yükseltti arkadaşlar. Ve Brawl Stars'a 2 senedir elmas fiyatlarına zam gelmiyordu. Ve şu an dolar 7 lira 35 kuruş. Şu an bu videoyu çektiğim an itibariyle. Eğer Türkiye'den bu elmasları dolarla alıyor olsaydınız şu an daha fazla para ödeyecektiniz bu elmasları almak için. Şu an bu elmasın gerçek fiyatı 730 lira. Fakat siz bu elması 700 liraya alıyorsunuz. Ve büyük ihtimalle elmas fiyatlarına gelecekte bir zam gelecek arkadaşlar. 800 liraya sabitleyebilirler. Bir süre boyunca 800 lira devam edebilir. 70 liralık elmas mesela gider 80 lira olur arkadaşlar. Fakat daha var bunlar. Bunlara daha var. Bunlar gelecekte arkadaşlar. Yakın tarihte ama. Şimdi ikinci detayımıza geçelim. Bu detay bana Lord Enzel fan üzerinden geldi ve inanılmaz bir detay. Şu an arkadaşlar oyunda El Primo'nun bir emojisi var. Ve El Primo'nun emojisi 2 sene önce, belki de 3 sene önce yayınlanan Clash Royale videosunda vardı. Oyuna girerseniz, oyunda savaşlara girerseniz arkadaşlar savaşlardan El Primo'yu seçince El Primo'nun bu emojisini göreceksiniz. Bu emoji Clash Royale'li bir videoda vardı. Ve Clash Royale'deki videodan bu emoji geldi arkadaşlar. Ve bu emojiyi Clash Royale'deki bu fotoğraftan görebilirsiniz. Bu fotoğrafta Clash Royale Goblin'in yanında El Primo'nun emojisi çok az bir şekilde gözüküyor. Ve o zamanlar Brawl Stars yoktu. Fakat siz bu emojiyi göremiyorum diyorsanız bu fotoğrafın daha net halini sizler için buldum arkadaşlar. Bu fotoğrafın daha net hali Lord Enzel ordusu adlı sayfadan gelmiş. Burada arkadaşlar daha net hali demeyeyim ama birazcık daha tam gözüken hali diyelim. Burada El Primo'nun yüzünü tam ekran olarak görebilirsiniz. Bu Clash Royale animasyon videosu. Clash Royale'in kendi kanalına inen animasyon videosu. Ve burada El Primo'nun yüzü tam Brawl Stars'a emojiler eklenmeden 3 sene önce Clash Royale'de ortaya çıkmış. Yani Supercell gene bize önceden bunların geleceğini haber etmiş ve bizim haberimiz olmamış arkadaşlar. Şimdi 3. detayımıza geçelim. Bu detay Lord Enzel ordusundan gelmiş. Demiş ki Mr. P'nin şapkasıyla tarihte aynı demiş. Hemen öyle dedim. Oyun gerçekten bunlar aynı demiş. Bunlara bakalım arkadaşlar. Ve Mr. P'nin tarihte ve şapkasına bakarsanız arkadaşlar burada tarihte tam açılırken tarihte tam ekran gözüküyor. Eğer siz görmediyseniz bir kez daha tıklayabilirsiniz buna. Tam çevirirseniz tarihte gördüğünüz gibi açılıyor. Eğer gene göremediyseniz şuradaki fotoğraftan bakabilirsiniz. Kafasındaki şapkayla tarihindeki şey aynı. Ve bu bir resepsiyon zili arkadaşlar. Çünkü Mr. P bir otel sahibi. Bu detayı bilmem kaç kişi bana söylemiş olabilir. Fakat ben bunu 5 ay sonradan fark ettim. Fakat ilginç bir detay şimdi. Bu ilginç detay. Ben bunu ilk defa görüyorum. Şimdi diğer detaya geçelim arkadaşlar. 4. detaya geçiyoruz. Ve bu detay ise Brawl Stars 4 Wild adlı sayfadan gelmiş. Biliyorsunuz oyunda tüccar değil var arkadaşlar. Geçen sezon Brawl Pass'ten alınabilen bir kostümdü. Ücretsiz bir kostüm. Daha doğrusu ücretsiz değil. Brawl Pass'i para verip ücretsiz alabildiğiniz bir kostümdü. Ve bu kostümde buradaki yılanın mağarası var. Snake's Cave diye mağarası var. Ve o fotoğrafı şuradan görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi tüccar Gale'ın yılanı duruyor ve yanında da Snake's Cave yazıyor. Bir mağarasım var. Yılanlara özel bir mağaram var bilmiyorum. Belki de bu Frank'in yılanı da olabilir. Çünkü Frank'in arkadaşlar mağarada Frank kostümünde de bir tane yılan var biliyorsunuz. O da mağarada mı olduğu için belki mağarayla Snake'in mağarası yılanın mağarasından bir bağlantısı olabilir. Bu da ilginç detaydı. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu arada bu detayı animasyon videolarından görebilirsiniz. Brawl Stars'ın kendi sayfasından. Ve 5. detayımız ise detay Lord Enzel'den gelmiş. Bayraklarda Max'in simgesi var demiş. Hemen öyle dönelim ve bayraklarda Max'in simgesi var demiş. Buna bakalım. Bunun için dostluk maçına gireceğim arkadaşlar. Dostluk maçına girdikten sonra elmas kapmaca şehir haritaları geldi biliyorsunuz. Hızlı kaçışta bir tane harita var. Hızlı kaçışa girmeniz gerekiyor. Hızlı kaçışa girince bu son eklenen şehir haritaları. Sol tarafta sanırım Max'in bayrakları var. Galiba Max'in bayrakları var. Hemen Gale ile beraber oraya uçmak istiyorum çünkü aksuarım var. Gale ile beraber şu an oraya uçtum ve sol tarafta sahilde gördüğünüz gibi
Gale'ın, daha doğrusu Max'in, daha ya da Surge'ın da olabilir. Max'in orada gördüğünüz gibi bayrakları var. Güzel bir detay olmuş. Ben bunu göremedim. Bu haritada bir sürü detay var bu arada. Halen bulamadığım detaylar olabilir. Bu haritayı incelerseniz, bana yorum olarak atarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim bu detay için. Şimdi diğer detaya geçelim. Çok hızlı konuşuyorum ben. Bu detay ise Lord Denzel detaydan gelmiş. Bu kulüptekilerin adı yok diye bir tane bana fotoğraf göndermiş. Ve kulübün etiketi şansımıza gözüküyor. Bakalım bu kulüptekilerin içinden adı var mı, adı yok mu, hayalet bir kulüp mü? Şimdi buna bakıyoruz arkadaşlar. Kulüp arama kısmında kulübün etiketini giriyorum ilk öncelikle. Ve kulübün etiketi bu şekilde arkadaşlar. LQ2QV9YC şeklinde. Araya basarsınız, sizi direkt bir level 500 diye abilik kubilik bir kulübe açacak. Ve iki kişi var bu kulüpte. Ve bu kulübe tıklarsanız başkanın da ve başkan yardımcısının da isimlerinin olmadığını fark edeceksiniz. Bu size normal bir şey gelebilir. Fakat Brawl Stars'a isim koymak zorunlu. Ben size geçen detay videomda 3 tane soru işareti koyarak Brawl Stars'ın oyun içinde savaşırken isimsiz olmanın yolunu göstermiştim. Fakat bu bambaşka bir şey arkadaşlar. Buradaki yaptığınız şey tamamen isim soruyorsunuz. Menüde bile isminiz gözükmüyor. Fakat soru işaretini 3 tane soru işareti koyunca isminiz gözüküyordu. Bu arkadaşlar bunu nasıl yapmış bilmiyorum. Şu an ben Android'den bağlanıyorum oyuna. Elinde iPad veya iPhone olan arkadaşlar varsa buradan bu arkadaşların isimlerine baksın. Eğer isimleri o cihazlarda gözüküyorsa Android'de bir sorun vardır. Belki Apple cihazlarda bu arkadaşların isimleri gözüküyor olabilir. Şimdi diğer detaya geçelim. Ve bu da Lord Denzel detayından gelmiş. Biliyorsunuz arkadaşlar Brawl Stars'tan önce bir tane daha Supercell oyun çıkarttı. Ve oyunun ismi Rush Wars'tı. Yani Rush Wars'taki buradaki dinozor Brawl Stars'a şehir kuşatmasında görebilirsiniz buradaki dinozorun aynısını. Rush Wars da Supercell'in bir oyunu. Brawl Stars'taki dinozor Rush Wars'tan gelmiş olabilir. Çünkü çok benziyorlar. Ve biliyorsunuz Supercell'in diğer oyunları arasında bir bağlantı var. Fakat Rush Wars şu an kaldırıldı. Tamamen global sürünmeden Rush Wars'u kaldırdılar. Yani bu oyun artık oynayamazsınız. Kaldırılmış bu oyun. Fakat Rush Wars'taki dinozorun aynısını Brawl Stars'ta görebilirsiniz arkadaşlar. Bu detay için çok teşekkür ederim. Bu da galiba 7. detay olması gerekiyor. Şimdi diğer bir detayımıza geçelim. Bu detay ise Ahmet Kemal Erdoğan'dan gelmiş. Detay, savaşlar bölümüne girdiğinde, alta indiğinde orada açılmamış savaşlar yazıyor. Ama eskiden açılacak savaşlar yazıyor demiş. Şimdi ilk önce şimdi ne yazıyormuş buna bakalım arkadaşlar. Hesabıma girdim. Benim hesabımda 2 tane açılmamış karakter var. Bir tanesi Mr. P, bir tanesi Leo. Ve bu karakterlerin üstünde açılmamış savaşlar yazıyor. Fakat önceden açılmamış savaşlar yazmıyordu arkadaşlar. Bu videoyu kendi videolarımdan buldum. Ve cidden ilgimi çekti. Açılmamış savaşlar yerine açılacak savaşlar yazıyormuş. Ve sonradan bunu açılmamış savaşlar olarak değiştirmişler. Ve sizin gözleriniz bunları nasıl görüyor? Bu detayları nasıl buluyorsunuz bilmiyorum. Bana bu yorumları gönderirseniz çok sevinirim. Detay videosunda sizin yorumunuz çıkabilir. Çok teşekkür ederim bu detay için. Açılmamış savaşlar yazıyor artık. Fakat önceden açılacak savaşlar yazıyormuş. Şimdi diğer bir detayımıza geçelim. Bu detay ise Ahmet'ten gelmiş. Detay, artık Leon aksesuarına 2 kat hasar veriyorsunuz demiş. Ben 2 kat hasar verdiğini bilmiyordum. Fakat Leon aksesuarını artık tek seferde patlatamıyorsunuz arkadaşlar. Fakat bunu deneyebiliriz. Savaşlara giriyorum. Savaşlardan Leon'u seçeceğim. Ben de Leon aksesuarı şu an var ve deneme mağarasına giriyorum. Deneme mağarasında bunu çok kolay bir şekilde bize hasar vuran 4000 canlı robotun yanına giderek deneyebiliriz. Daha doğrusu bütün robotlar 4000 canlıymış. Fakat sağ üstteki robotun yanına giderek bunu deneyebiliriz. İlk önce robot bize sıkınca 500-500 vuracağını göreceksiniz. Robot bana şu an 500-500 vuruyor. Fakat şu an aksiyarımı salırsam klonum gidiyor şu an robotun yanına. Yanlış robotun yanına gitti klon. 9 IQ klon. Tekrar soruyorum klonu. Saldım abi klonu. Ve şu an klonum 1000 hasar yiyor gördüğünüz gibi robottan. Yani bu bilgi doğru arkadaşlar. Önceden tek atışla patlayan klonu artık 2 kat fazla hasar verebiliyorsunuz. Ve buna bütün hasar veren şeyler dahil arkadaşlar. Artık klonunuz 2 kat daha fazla hasar alıyor. Ben bunu daha yeni öğrendim. Belki bir ay oldu bu geleli. Şimdi diğer detayımıza geçelim. Bu detay ise Yiğit'e dönmezden gelmiş. Abi Cini'yle deneme mağarasına gir. Ateş eden robotun yanına rastgele bir robotu çek. Sonra arkasına geç. Robotun içinden geçip mermi sana getiriyor demiş. Şimdi arkadaşlar bunu deneyelim. İlginç bir yorum. Biraz size karışık gelebilir. Fakat ben bunu anladım arkadaşlar. Cini'yi seçip deneme mağarasına girmeniz gerekiyor. Ve buradaki robotlar birbirine hasar verebiliyor mu? Bunu test edeceğiz şimdi. Yani iki tane robot birbirine vurabilir mi? Deneme mağarasındaki robotlar. Çünkü bunlar birbirini takım arkadaş olarak görüyor diye tahmin ediyorum ben. Fakat bunu deneyeceğiz. Şimdi geliyorum ve buradaki büyük robotu buraya doğru çekiyorum. Ve büyük robota birazcık vurup ultimi kastıktan sonra bu robotu bir kez daha kendime çekeceğim. Ve ben ultimi kastım. Robotu bir kez daha kendime çekiyorum arkadaşlar. Şu an robotu getirdim. Robotu şu an çektim kendime. Ve şu an böyle duruyorum. Robot hasar vermiyor gördüğünüz gibi. Robot hasar vermiyor gördüğünüz gibi. Mermisi robotun içinden geçerek bana doğru sıkıyor. Ve bunlar birbirini takım arkadaş olarak göre büyük ihtimalle. Çünkü takım arkadaşınızla beraber oynayınca sizin merminiz takım arkadaşınızın içinden geçiyor bildiğiniz gibi. Ve bu iki tane karakter takım arkadaşı büyük ihtimalle. O yüzden birbirlerine hasar veremiyorlar. Gördüğünüz gibi robotun içinden geçerek mermi bana geliyor. Bu detay güzel bir detaymış. Şimdi diğer bir detaya geçelim arkadaşlar. Ve bu detay Lord Denzel detaydan gelmiş. Rico ve Piper 14 Şubat'tan beri sevgiliymiş, yani belliymiş demiş.
İlk öncelikle bu nereden geliyor, buna bakalım arkadaşlar. Şimdi savaşlara gelirseniz çoğunuzda olmayan bir kostüm. Fakat oyunu önceden başlatırsanız bu kostüm size büyük ihtimalle vardır arkadaşlar. Ricochet'in kostümüne gelirseniz ve Ricochet'i böyle kaydırırsanız Ricochet'in omzunda Piper'ın kelebeğini görebilirsiniz. Burayı ben büyük ihtimalle zoom yapmışımdır. Siz bunu daha güzel görüyorsunuz. Ve bu kelebek arkadaşlar Piper'ın tokası oluyor. Burada Piper'ın tokasında kelebeğin aynısı burada var. Ve Supercell'in oyunu Brawl Stars'ta 14 Şubat'ta yayınlanan bir tane gönderildi. Piper'lar Rico'yu sevgili olarak Brawl Stars'ta bize göstermiş zaten. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu güncellemede Piper'a yeni bir kostüm eklenmişti. Aşk Melek Piper'a kostüm eklenmişti. Ve gördüğünüz gibi Rico ile Piper da buraya sevgili olarak duruyor. Ve 14 Şubat'ta yayınlanmış bu görüntüde. Yani bu da buradan kanıtlanmış oldu. Ve Ricochet'in omzundaki kelebek olduğunda buradan kanıtlanmış oldu arkadaşlar. Ve bir detay virüsünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Elimi çok fazla böyle yapıyorum. Ben videoyu editlerken kendimden rahatsız oluyorum. Bir dur. Hepinize günler arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.